Epstein'in eski sevgilisiyle birlikte kurduğu fuhuş ağında Epstein'in davasıyla bağlantılı isimlerin de bir kısmı açıklandı. Listede Bill Clinton, Prince Andrew, Stephen Hawking başta olmak üzere pek çok ünlünün de adı geçmekte. Cinsel istismar, pedofili ve pek çok suç. ABD'li milyarder hapishanede ölü bulunmuştu. Fuhuş ağı belgelerine ilişkin yeni isimler ortaya çıktı. Aralarında eski ABD başkanları ve dükler sanatçılar var. Yes. ABD'nin ünlü iş insanlarından biriydi. Genç kadınları, çocukları fuhuşa zorladığı, taciz, tecavüz ve insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Temmuz 2019'da gözaltına alındı. 10 Ağustos'ta tutulduğu hücrede hareketsiz bulundu. O gün hayatını kaybettiği duyuruldu. Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de reşit olmayan genç kızların cinsel istismarına aracılık yapmaktan 20 yıl hapisle cezalandırıldı. After college. It's just unheard of. It's just an unbelievable. Epstein öldü ama fuhuş ağı davası devam ediyor. Dava kapsamında kayıtlarda adı geçen isimler bugüne kadar John ve Jane Doe takma adıyla biliniyordu. ABD bölge hakimi yaklaşık 200 ismin gizlenmesinin yasal gerekçesi olmadığına karar verdi. İtiraz süresi doldu. O isimlerden bazılarının kim olduğu öğrenildi. If you want to lead something, start by saying this is what I care about. Eski ABD Başkanı Bill Clinton 950 sayfalık belgede ismi en fazla geçenler arasında. Mağdurlardan biri 2016'da Epstein'in kendisine Clinton'ın genç kızları sevdiğini söylediğini anlattı. Clinton, Epstein'le arkadaşlığını soruşturma başlamadan kestiğini ve konuya ilişkin hiçbir bilgisinin olmadığını savunuyor. Clinton'ın daha önce Epstein'in uçağıyla çok sayıda yardım gezisi için Afrika'ya gittiği biliniyor. Good time to talk about. Epstein'in mağdurlarından biri eski Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Prince Andrew tarafından 17 yaşındayken New York ve Londra'da tacize uğradığını iddia etmişti. 2021'de New York'ta dava açılmıştı. Mağdurun iddiasına göre Andrew reşit olmadığını biliyordu. Prince Andrew belgelerde ismi geçenlerden. Yes. Yine bir mağdur 2009'da hayatını kaybeden şarkıcı Michael Jackson'ı Epstein'in malikanesinde görmüştü. Listede Epstein'le yakın ilişkisi olduğu bilinen eski ABD Başkanı Donald Trump da var. Belgelerde fizikçi Stephen Hawking, tasarımcı Vera Wang, model Naomi Campbell, eski Norveç Başbakanı Torbjørn Jagland, ABD Başkan adayı Robert Kennedy Jr., eski ABD Başkanı Barack Obama, oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, şarkıcı Beyoncé, oyuncu Bruce Willis, Microsoft kurucu ortaklarından Bill Gates, şarkıcı Eminem, oyuncu George Clooney'in ismi geçiyor. Bu isimlerin hepsi fuhuş ağında suçlanan isimler değil. Aralarında Epstein'le ilişkileri nedeniyle belgelere yansıyanlar var. Evet, şimdi saat 10, 2 saati geride bıraktık. Yayının başından beri aslında söylüyorum, güvenlik uzmanı Mustafa Böğürcü ile bir sohbetimiz olacak diye. Bu konuları konuşmamız gerekiyor. Son günlerde çokça sorguladığımız konular var, güvenlik konuları efendim. Operasyonlar, yargıda yaşananlar, emniyette yaşananlar. O nedenle stüdyomuzda konuk ediyoruz Mustafa Böğürcü'yü. Hoş geldiniz başka bir güne. Hoş bulduk, yayınlar seçilim. Teşekkürler, nasılsınız? Vallahi Türkiye ne kadar iyiyse ben de o kadar iyi olmaya çalışıyorum. O zaman çok iyi değil herhalde. Evet, maalesef. Şimdi bugün yapılan operasyon duyurusuyla başlayalım mı Mustafa Bey? Aslında son günlerde yani Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesiyle birlikte yapılan duyurular. Onlarla ilgili genel bir okuma yapmak isteyeceğim ama bu son duyurudan başlayalım. Görmüşsünüzdür. Gördüm. Mutlaka. Bir kırmızı bülteni yine var ama onun dışında 15 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olan gruplar bunlar. Nasıl değerlendirmek lazım? Seçil Hanım, yani her sabah uyandığında Türkiye X hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 81 ildeki emniyet ve jandarma teşkilatlarının yapmış olduğu operasyonları, sizin deyiminizle sayılı operasyonlar, numaralı operasyonlar, numaralı. Bana göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nün haftalık yapması gereken basın bildirisi toplantısını
Ali Yerlikaya yapmaya başladı. Ve ne zaman vazgeçildi o uygulamadan? Hakikaten benim hani ilk muhabirlik yıllarımda biz haftada öyleydi, bir giderdik emniyet öyleydi yani Mayıs ayına kadar bu şekilde oluyordu. Daha önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cami avlusunda veya emniyet müdürlüğü bahçesinde sabaha karşı operasyonları elinde megafonla polis teşkilatına işte gusül abdesti alın, AYT